Herkes işinin başına. Ne yaptın zannediyorsun oğlum sen? He? Şimdi gelirken avukat arkadaşımla konuştum. Durum bu sefer bayağı ciddi, haberin olsun. Pişman değilim hakim benim. Yine olsa yine yaparım. İyi yersin gerizekalı herif. Beni bağırttırıyorsun ya. Sinan, işin şakası yok oğlum. Durum bu sefer ciddi diyorum ya. Neyini anlamıyorsun? Adam bu sefer gerçekten bela olabilir senin başına. Vallahi Bülent'ciğim, elinden geleni ardına koymasın mümkünse. Oğlum sen neyine güveniyorsun bu kadar ya? Hadi neyine güveniyorsun? Neyin artisti? Artist misin lan sen? Sıkıldım. Bu herifin oyunlarından sıkıldım abi. Ne yapacaksa yapsın ya. Ne olacaksa olsun. Canımı mı alacak? İyi, alsın. Zaten bir tek canımı veririm bu herife. Ne dükkanımı ne de... Neyse ne. Uyardığın için sağ ol kardeşim. Sen bir gel, gel. Gel bakayım. Sen bana şu işin aslını bir söyle bakayım ya. Bu kadar hırgür, tantana. Bunların hepsi sadece rakip olduğunuz için mi? Yoksa Pirin'in sevgilisi diye mi? He? Sinan, bana cevap ver abiciğim, cevap. Evet. Evet, o yüzden. Pelin'le o herifin sevgili olduğunu düşündükçe delirecek gibi oluyorum. O herif benim elimdeki her şeyi almak istiyor Bülent. Önce Filia, şimdi de Pelin. Kız haklı oğlum. Kız haklı. Ne yapacaktı? Hayatı boyunca seni mi bekleyecekti ya? Ulan çektin gittin, bir haber vermedin, özür dilemedin, bir şey yapmadın. Ne olmasını bekliyordun? Rüzgar'ı hastaneye yatırdıktan sonra kaç kez aradım. Açmadı. Mesaj attım, okumadı bile. Kapısının önüne gitsem konuşmayacaktı benimle. Bülent, bu hikayede tek haklı olan o değil. Bana neden diye sormadı. Açıklama yapmama izin vermedi. Ben de ona kızgındım abi. Aman ne güzel ya. Aferin size. Sakın gururunuzdan ödün vermeyin. Niye birbirinize oturun böyle? Hatta çok sinirlenirsen git camından içeriye gir motorla. Yetmezse motoru Barış'ın üstüne sür. Aferin, çok güzel fikirler bunlar ya. Ya saçmalama Bülent. Beni tanımıyormuş gibi. Üstüne sürmeyecektim. Kaçmasaydı kıracaktım direksiyonu zaten. Sinan. Sen senin hayatını çalıyor diye bu herife yükleniyorsun ya. Onun senden bir şey çaldığı falan yok oğlum. Sen kendin böyle altın tepside sunuyorsun adamı. Sen yapıyorsun bunu. Benim bir şey sunduğum falan yok. Ben savaşıyorum abi. O nikah masasından kalktığımda kaybettiğim her şey için savaşıyorum. Çok geç kaldın Sinan. Bunların hepsini bir sene önce yapacaktın. Çok geç kaldın. Geç değil. Hayır, geç değil. Göreceksin Bülent. Pelin'i aşkımıza inandıracağım. Göreceksin. İşin çok zor Sinan. Çok zor. Hatta belki imkansız, ben sana diyeyim. Eğer inanırsan ve gerçekten ne istediğini bilirsen hiçbir şey imkansız değil. Hiçbir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.